Hüdaverdi Tarım Esintiler programını sunar. Bugünkü yolculuğumuz Manisa'nın Sarıgöl ilçesine sevgili seyirciler. Sarıgöl ilçesi Gediz Ovası'nın başlangıç noktasının doğusunda bulunan bir ilçedir. İlçenin doğusunda Denizli iline bağlı Güney ilçesi ve Uşak iline bağlı Eşme ilçesi, güneyinde Buldan ve Kuyucak, batısında ise Alaşehir ilçesi vardır. Arazi yüz ölçümü 423 km² olan ve denizden yüksekliği 320 metre olan İç Ege'nin tüm özelliklerini taşıyan, coğrafi yapıya sahip olan ilçe ve çevresinde eski yerleşim izleri bulunmakla birlikte ilçenin tarihine ilişkin fazla bir bilgiye ulaşılamamaktadır. 14. yüzyılın başlarında Türklerin eline geçen Osmanlı dönemindeki adı İnegöl olan, daha önce Aydın'a bağlı bir kaza iken 1867 yılında nahi olarak Alaşehir kazasına bağlanan, 1938 yılında Sarıgöl ismi alan ilçeyi daha detaylı dinlemek üzere belediye başkanımıza uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Sarıgöl görülmesi gereken kendine has şirin ilçelerimizden bir tanesi. Biz de böyle bir ilçede hem yaşamaktan hem de böyle bir ilçede hizmet etmekten dolayı da oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Sarıgöl dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzümü yetiştiren ve bu anlamda bununla hem ulusal çapta hem de dünya çapında belki de çok da farkında olunmayan ama farkında olunması gereken bir ilçe. Ekonomisiyle, tarımıyla, son dönemlerde bizim de yaptığımız hizmetlerle yaşanabilen şirin ilçelerden bir tanesidir Sarıgöl. Tarım alanı olarak baktığımız zaman 19.200 hektarlık bir alan var. Bu alanın içerisindeki bağ alanı 11.760 hektar. Payın toplam alanın büyük payını bağ olarak, üzüm olarak yetiştirmekte çiftçimiz. Tabii göze batan da üzüm. Ama aslında göze batmayıp da gerçekten tarımın içerisinde veyahut da meyvelerin, sebzelerin içerisinde çok ciddi kendine has özellikleriyle de ifade ettiğimiz o emceli verimiz var. Biz onu acının farklı bir lezzeti diye, tatlı bir lezzeti diye ifade ediyoruz. Farklı bir acı tadı var. Ayrıca sadece bu bölgeye özgü, bu bölgede yetişebilen bir biber. Tohumlarından temin edildiğinde başka bölgelere yetiştirilmek istendiğinde aynı acı özelliğini, aynı tadı vermeyen, aynı lezzeti vermeyen bir biber.
her ilçenin kendine özgü yemekleri vardır. Sarıgöl'ün de Sarıgöl pidesi vardır. Baktığımız zaman farklı bir tarafı. Sarıgöl pidesi de Sarıgöl'e gelen misafirlerin bir kere tattığında, Sarıgöl'e bir dahaki sefere geldiğimizde biz bundan yine tatmak istiyoruz, biz bundan tekrar yemek istiyoruz dediği bir lezzettir, tattır ayrıca. Domates de yetiştirilir. İlçenin yayla köylerinde, yayla mahallelerimizde, Dindarlı, Alemşahlı gibi bölgelerinde bazı mahalleler kendi karpuzuyla ünlüdür. Kavunuyla yine ünlü olan Çavuşlar bölgesi, Çavuşlar kavunu vardır. Uzun süre bekletilebilen bir kavun cinsidir baktığımız zaman. Bu ürün ve sebzeler özelliğini nereden alıyor dersek, birincisi topraktır. Toprağın kıymetidir, toprağın özelliğidir. Ama bu topraklarda da herkes ürün yetiştiremez diyoruz. Sarıgöl çiftçisi ancak hünerli elleriyle, gayretiyle bu ürünler yetişir diyoruz. Sarıgöl yaprağı çok lezzetli bir yapraktır. Ülkemizdeki diğer iller de vardır. Hani önemli böyle yaprakla ilgili kendini ön plana çıkarmış. Ama Sarıgöl yaprağının farklı bir özelliği. İnce olması, yaprağın içerisindeki o damar dediğimiz kısımların çok yoğun olmaması ve yenilirken zahmetsiz olması. İnceliğinden ötürü. İçindeki ekşi tattan dolayı farklı bir özelliği vardır. Sarıgöl içinde eğitim dediğimizde Sarıgöllüler özellikle işte biraz önce o bahsettiğimiz sofralık üzümün getirdiği gelirle beraber, gelirin de getirdiği o seviyeyle beraber, refah seviyesiyle beraber çocuklarına eğitim için ciddi bir yatırım payı ayırmakta. Eğitimi önemsemekte, okullarını önemsemekte. Sarıgöllüler bu anlamda gerçekten hani elde ettikleri gelirlerini devletten çok da fazla bir şey beklemeden kendi imkanlarıyla okullarından tutun bütün kamusal binalarına katkı sağlamakta. Sarıgöllülerin öyle de bir özelliği vardır. Hayırseverlerin, tüm Sarıgöllülerin birleşerek yaptıkları okullar vardır. Devlet hastanesi vardır, camiler vardır. Devletimizin de yaptıkları vardır ama gerçekten halkımız bu anlamda çok farklı. Ve eğitim konusunda da gerçekten eğitimi önemseyen bir halk var burada. Her ne kadar refah seviyesi, gelir seviyesi yüksek olsa da
çocuklarını okutmak, çocukların eğitim seviyesini yükseltmek için eğitime de pay ayırırlar. Bizler de bu anlamda halkımızın bu durumunu gördüğümüz için bizler de eğitimi ciddi şekilde önemseyen bir kuruluşuz. İşte Kırık Minaresi'yle yukarıda tepede ayak izlerinin bulunduğu, kayaların bulunduğu, kayalarda ayak izlerinin bulunduğu bölgelerimiz de var bizim. Ama Gediz Ovası'nın aşı burası. Buranın en önemli özelliği biraz önce hani sürekli hep telaffuzda ettiğimiz işte tarım olması, üzüm olması. Ne zaman gelinir buraya? Buraya ne zaman gelinir? Buraya bağ bozumunda gelinir. Bağ bozumunda tercih edilir. O dönemde gerçekten görülmeye değer bir yerdir. İçtikleri alkolde, yedikleri kuru üzümde, yedikleri sofralık üzümde, yedikleri sarmalarda, hepsinde bu toprakların bir katkısı var. Bu topraklarda yaşayan insanların katkısı var. Gelsinler onları görsünler, bunlar nasıl yetişiyor? Organik mi yetişiyor? Yoksa bunlar hani gelişi güzel mi yetişiyor? Burada yaşayan insanlar bunu önemsiyor mu? Bunu görebilecekleri en güzel ilçelerden bir tanesi. Sarıgöl'de spor 12 ay boyunca çalışan bir tarım memleketi. Sabah saat yaz ayında sabah saat 5'te başlayan, çünkü sıcağı oldukça fazla güzel ve sıcağı yoğun bir sıcak vardır burada. Etkili bir sıcak vardır Sarıgöl'de. Dolayısıyla biz öyle öğle vakitlerinde çalışamayız, sabahın erken vakitlerinde başlarız çalışmaya. Sabahın erken saatlerinde başlayan bir çalışma ve akşam saatlerine kadar süren bir çalışma. Hem hafta içi çalışma hem hafta sonu çalışma. Yani 7-24 gibi bir ifade edebiliriz bunu. Peki bu arada spora vakit ayırabilen bir Sarıgöl olur mu? Ayırmaya çalışıyoruz. Yani Sarıgöllü olarak da bu konuda mümkün olduğunca gençlerimiz, spora yatkın gençler. Bu anlamda Sarıgöl Belediye Spor Kulübü altında bir kulübümüz var. Ve bizim de destek verdiğimiz, fazlasıyla destek verdiğimiz bir kulüp bu. Şu anda amatör ligde oynuyor. Hedefimiz zaten hani üst liglerde oynayıp gönül ister oralarda çok oynamak ister ama maliyet artık bu tür kulüpsel çalışmalar maliyet olduğu için amacımız ilçemizde yetişen becerikli ve yetenekli çocukları ortaya çıkarmak. Sarıgöl ile ilgili kültürel faaliyetler olarak değerlendirmek istediğimizde bizim belediyemizin kültürel faaliyetler içerisinde geçmişten bugüne emanet olarak aldığımız bir festivalimiz var. Biz 13.sünü düzenledik festivalimizin. 13 festivalimiz. Ara ara bazı yıllar yapılamadı. Örneğin terörün olduğu dönemlerde, 15 Temmuz darbesinin olduğu dönemlerde, darbe kalkışmasının olduğu dönemlerde. Bunun yanında şehitlerimizin geldiği ilçede Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, onların ruhlarını şad olsun diyoruz. Onların olduğu dönemlerde bizler bu kültürel faaliyetleri yapamadık. Ama bugüne kadar 13.sünü düzenlemişiz. Bu festivaller Sarıgöl'de ayrı bir yeri, ayrı bir tadı var. Bölge olarak da bu festivali ve tanıtımı yapabilen nadir ilçelerden bir tanesiyiz. Bizim yaptığımız etkinlik tarzında bu bölgede zannediyorum festival yapabilen bir ilçe maalesef yok. Festival Cuma günü başlıyor. Panayır havasında. Panayır havasında geçen festivalin içerisinde halk bütünüyle katkı sağlıyor. Dışarıdan gelen esnaf katkı sağlıyor. Belediye bu işin organizatörü ve belediye eliyle yapılıyor.
kaymakamlık başkanlığında. Ama işin büyük katkısını sağlayan belediye ve halk. Daha önce ilçe merkezimizdeydi pazar yerimiz. Sadece üstülü örtülüydü. Biz modern bir pazar yeri sözü vermiştik 2014 seçimlerinde vatandaşımıza. Ve 2018 yılında da bu yeni pazar yerindeki inşaatımızı bitirdik. İki katlı hem otopark olarak kullanılabilen hem de pazar yeri olarak kullanılabilen bir pazar yerine ilçemize kavuşturduk. Adına da modern kapalı otopark ve pazar yeri olarak koyduk. Bir şehidimizin ismini koyduk. Şehit Haşim Derin ismini koyduk pazar yerine. Bu pazar yerindeki dizaynla birinci katta manavlarımız, esnaflık yapan manavlarımız var. İkinci katta belirli bir bölgeyi üreticiye ayırdık sadece. Ve onlar bize üretici belgelerini gösterdiler. Onlara kolaylık sağladık. Hem ödemede kolaylık sağladık, işgaliyede kolaylık sağladık. Hem de yer imkanı olarak kolaylık sağladık. Yani mutlaka yerli üreticiyi ciddi şekilde destekledik, katkı sağladık. Bunun yanında salıp günleri biz bunu yaz aylarında bu yıl denemiştik ama bu sene denemiştik. Çok da bu konuda başarılı olamadık. O da başarılı olamamızın herhalde sebebi ilçenin yaşantı şekli olarak dile getirdik. Salı pazarını da üretici pazarı olarak ayrıca açmak istedik. Salı günü sadece üreticiler gelsin dedik. O pazara sadece organik ürünler gelsin, direkt tarladan yetişmiş ürünler gelsin dedik. Şimdi zaten Sarıgöl'ün her tarafında sebze yetiştiriliyor. Sadece Sarıgöl merkezde bile, bahçeli evlerde dahi bizim vatandaşımız evinin önünde sebzesini, maydanozunu, efendim diğer yeşil aksamlı otlarını, biber, domates, küçük de olsa küçük bir bahçede bunları yetiştiriyor. Ayrı bir güne tekrar bunları tercih etmiyor. Cuma günü yerleşik bir pazar olduğu için Sarıgöllüler Cuma'yı tatil olarak görüyorlar. O günü tarım işine gitmezler, o gün bağa gitmezler, o gün çalışmaya gitmezler. O günü sadece Sarıgöl'deki pazara ayırırlar. Deve güreşi aslında geçmişten bugüne hani çok da gelen bir kültür değil. Yeni bir kültür diyebiliriz Sarıgöl'de. Sarıgöl Manisa ilçesidir ama Aydın'la etkileşimi, Denizli'yle etkileşimi çok iyi olan yakınlık coğrafyadan dolayı bir etkileşimi vardır. Bu etkileşim kültürde de ortaya çıkmıştır. Bugün baktığımız zaman hem Aydın'a komşuyuz hem Denizli'ye komşuyuz. Aydın'da meşhur olan, Denizli'de meşhur olan bir devecilik vardır ve deve güreşleri vardır. Bizim bölgemizin insanı da o bölgelere çok gidip gelir. Oradaki etkileşimler var. Biz de o bölgeden göç almışız. Göç aldığımız vatandaşlarımız var. Tabii onların da biraz da böyle çalışmalarıyla ilçede yavaş yavaş oluşan bir devecilik oluşmaya başladı son 10 yılda. Tabii deve bu kültür talep edildi bizden. Özellikle benim de belediye başkanı olduğum dönemlerde devecilikle uğraşan vatandaşımız veya buna ilgi merak duyan vatandaşımız
İlçemizde de böyle bir deve güreşinin yapılması yönünde bizden talepleri olunca biz de onları kırmadık. Çünkü farklı bir kültür. Biz çok da alışkın değiliz o kültüre ama baktığımız zaman biz de zevk aldık. Bölgesindeki çekimlerimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Esintiler programı olarak bugün de Sarıgöl'deyiz. Sarıgöl biliyorsunuz üzüm bağlarıyla meşhur bir yer. Burada hemen hemen Temmuz ayının ortasından Ocak ayının ortasına kadar bağlarda üzüm görmek mümkün. Şu an Aralık ayının ilk zamanlarındayız. Ve bağlardaki üzümleri görüyorsunuz. Ziraat Odası Başkanımız Alişan Ülgen'i ziyaret etmek istedik. O da bağda olduğunu söyledi. Biz bağa kadar geldik. Başkanım, öncelikle bereketli bir sezon herhalde değil mi? Evet. İlçemize hoş geldiniz. Tabii 2019 sezonu hakikaten bolluk bir sezondu. Rekortumuz yüksek. Gerçi istediğimiz fiyatı bulamadık. Yani fiyatta bir rahatsızlık oldu. Yani şu üzümü görüyorsunuz. Evet. Yani bu üzüm yeter para bugün daha bizim bu üzüm işte 3,5-4 lira gibi yani. Ama geçen sene böyle değildi, rekor düştü ama fiyatlıydı. Bu üzüm 6-7 liraydı. Tabii şimdi Sarıgöl tabii ki üzüm. Bakın bu Sarıgöl nerede arkadaşlar? Şu an Türkiye'de tek üzüm hasadı yapan bir ilçeyim. Tek hasat. Başka hiçbir yer yok Türkiye'nin. İşte Manisa 130 kilometre, Uşak 110 kilometre, Denizli 75 kilometre. Gezi Ovası'nın en sonunda, doğusunda bir 36 bin nüfuslu bir ilçe. 192 bin dönüm tarım arazimiz var. Efendim 450 bin dönüm oturum alanı var dağından falan hepsi bir. Efendim bu ilçe 120 bin dönüm kayıtlı bağımız var. Yani ÇKS'li bağlarımız var. Bunun bir 8-10 bin dönümden kayıtlı altına alamadığımız 2B'den işte orman tarlasından, hazineden dolayı. Miras'tan böyle kayıtlı arama bağlarımız var. Şimdi 500 bin ton üzüm üreten bir ilçeydi bakın. Sumaya doyuruyoruz. Türkiye'nin bütün rakı şarap fabrikalarına üzüm gönderiyoruz. Kuruzum yapıyoruz. Türkiye'nin 81 ilini üzüm gönderiyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. İşte Rusya, Orta Doğu. Yani üzümde 15 Temmuz'da başlayıp bugün de bakın Kasım'ın 27 Kasım bugün. Hala bakın üzümlerimiz gayet sağlıklı. Üzümler kontrol altında. İlaç bayilerimiz, bütün mühendis, ilçe tarımla beraber çalışıyoruz. Tüketiciler bunun rahat olsun. Üzüm boldan tüketsinler. Üzüm bir serum gibidir. Bir de çocukların boldan yedirsinler. Bir kooperatif kurulması önerik olduk. Yani bir kalkınma kooperatifi kurduk. İşte hep deniyor işte birlik. Neler beraber yapacak kalkınma kooperatifi? Tabii kooperatifin görevi ağır. Ama halkla çok başarılı elde edemez şu an ama başkanımız çok çalışkan bir insan. Çok heyecanlı bir insan. Ben çok seviyorum kendisine. Yani uğraşıyor işte Ankara'da şey fare katacak falan. Yani Sarıgöl'ü anlatmaya çalışıyor. Sadece beraber köylere gidiyoruz. Çiftçilerle görüşüyoruz. Odamızda her an beraber olabiliyoruz kendisinden. Kooperatifin ismi ne başkanım? İşte Sarıgöl Kalkınma Kooperatifi. Yani. Biz Sarıgöl'de üzümcülükle ilgili yani bölgenin tarımsal ürünlerini değerlendiren kooperatifi biliyorsunuz her programımızda başarılı kooperatiflere yer vermeye çalışıyoruz. O kooperatifi de ziyaret etmek üzere tekrar yola çıkalım o zaman. Thank you.
bizim şu anda herhangi bir üretim tesisimiz yok ama ona yakın, 10 kaleme yakın ürünümüz var. Yani muhtelif yerlere yaptırmak suretiyle işte üzüm suyunu bağcılık araştırmaya üretiyoruz. Kuru üzümü Alaşehir'de üretim yaptırıyoruz, özel firmalara yaptırıyoruz ve bunları şu anda piyasaya sunuyoruz. Bizim Sarıgöl ilçemiz dünyada ikinci bir örneği olmayan bir ilçe. 110 bin dönüm arazisinde her yıl 300-400 bin ton yaş üzüm elde edilen, sultani üzüm elde edilen bir ilçe. Bizim bir örneğimiz, ikinci bir örneğimiz yok. Şöyle ki, Manisa coğrafi işaret tescili aldı geçtiğimiz yıl. Sultani üzüme özellikle coğrafi işaret tescili aldı. Coğrafi işaret, patent, marka malum olduğunuz üzere bu tür ürünlerde çok çok önemli. Bu ürün gamı, bizdeki ürün gamı inşallah önümüzdeki yıllarda kendi fabrikalarımızda, kendi tesislerimizde üretilmek üzere çalışma yapıyoruz. Bizim kooperatif olarak özellikle ürettiğimiz ürünler arasında üzüm çekirdeğimiz var. Çok çok kullanılan bir ürün. Antioksidan. Bunu herkes kullanabilir. Yine aynı şekilde sultani üzümümüz var. Kuru üzüm. Ki bu da yine aynı şekilde herhangi bir katkı maddesi yok bunda. Zeytinyağı yok. Kükürt yok. Bir de Antep karası üzümümüz var. Yine o da kuru üzüm. Çokça talep olan ürünlerimizden birisi. Ege TV ailesi olarak çok çok teşekkür ediyorum. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odamızın çalışma alanı içinde olan Sarıgöl ilçemizinde gelişmişliği, kalkınmışlığı, bağcılığı, yaptığı tarımı üst seviyede yapmaktadır. Sarıgöl'ümüzü bu konuda tebrik ediyoruz. Bağcılığı yaparken yaş üzüm tüketiminin, üretiminin yapıldığı en güzel yerlerden, en iyi yerlerden bir tanesi. Akdeniz ikliminden karasal iklime geçişin son noktalarından bir yer olan Sarıgöl ilçemizde Türkiye'nin ve yurt dışına ihraç edilen üzümlerimizin %40'ına yakınını Sarıgöl'den yapmaktayız. Sarıgöl'deki üzüm işletmelerimiz aynı çalışmaları, soğuk hava depolarımız aynı çalışmalarına devam etmektedir. Sarıgöl'ümüzde bir kalkınma kooperatifi kurulmuştur. O arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. O arkadaşlarımızın elimizden geldiğince destek vermeyi, kooperatifleşmenin, beraber olmanın, birlikte olmanın heyecanını yaşamaya çalışıyoruz. Onlar kalkındığı süre içinde, onlar güçlü olduğu süre içinde, Sarıgöl güçlü olduğu süre içinde Alaşehir de güçlü olacaktır. Biz el ele, gönül gönüle birlikte ilerleyeceğiz. Onlar için yapılması gereken eğitime katkımızda olsun, sanayimize katkımızda olsun, biz elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Göstermekteyiz zaten. Sarıgöllüler bu teknolojiyi en ileri safhada yapmaktalar. Bundan sonra da yapacaklarına inanıyorum. Ürünlerinin bereketli, kazançlarının hayırlı olmasını, sağlıklı, sıhhatli kalmalarını diliyorum. Biz sizlere özellikle hem bizleri ziyaret edip hem de bu Esintiler programı ile ilgili projenizi bize bahsettiniz. Bu anlamda Ege TV'ye başta olmak üzere Esintiler programını hazırlayan, ekibinde çalışan, mutfağında çalışan herkese ve sizlere Mustafa Kemal Bey ve Mustafa Kemal Tunca teşekkür ediyorum. Bu programların içerisinde her zaman olmak isteriz. Bu programlarda Sarıgöl'e ve Sarıgöl Belediyesi'ne ve bizlere de zaman ayırdığınız için bu programın içerisinde özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Esintiler programının Sarıgöl bölümünün sonuna geldik sevgili seyirciler. İlçenin tarihçesiyle ilgili çok ciddi araştırmalar yapılması gerektiğini Belediye Başkanı Necati Selçuk da belirtti. Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan bölgenin yaklaşık %90'lık bölümünün tarımla iştigal ettiği bu ilçede özellikle sofralık üzüm konusunda kaliteli üzüm üreten bu çiftçilere Tarım Bakanlığı'nın pozitif ayrımcılıkla ciddi katkılar sağlayacağını umuyoruz. Yaptığımız bu program sonrasında Sarıgöl'ü biraz daha yakından tanımaya çalıştık. Çalışkan ve özverili, tarihine, kültürüne sahip çıkan ilçeye
İlerleyen zamanlarda yeniden yolumuz düşeceğinden kesinlikle eminim. Bugünkü programın sonundayız. Önümüzdeki programda farklı bir ilçede yeniden görüşünceye kadar. Hoşça kalın, şen kalın. Hüdaverdi Tarım Esintiler Programı'nı sundu.